Şimdi önce adres çubuğuna notepad artı artı yazıyorum. Notepad plus plus yazdım. Ardından Notepad plus plus'ın ana sayfasını buldum. Giriyorum bu ana sayfaya. Notepad plus plus programının şöyle göstereyim. Download bölümüne girerek indirmeye çalışacağım. İster installer yani yükleme paketi, isterseniz zip paketi, sıkıştırılmış paketini indirebilirsiniz. Installer yazan yere tıklıyorum. Programın install paketi bilgisayarıma inmeye başlıyor. Program indikten sonra programı çift tıklayıp çalıştıracağım ve bilgisayarıma kurmaya başlayacağım. Bilgisayarıma kurulduktan sonra artık HTML taglarımı orada yazabilirim. Program kurulduktan sonra başlattan programların içine yükleniyor. Burada Notepad++ ismiyle bir dizin açıyor. İçinde Notepad++'ı bulacaksınız. Önce inmesini bekliyorum. Zaten 5,7 MB'lık küçük bir dosya. Kurulumu yaparken de kurulumu da gayet kısa. Sadece yapmanız gereken ileri ileri kabul ediyorum demek. Şimdi kurulum bitti. Daha doğrusu indirme bitti, pardon. Önce klasörde gösteriyorum. Bakın dosyası şu. Notepad 6.3.1 versiyonu. Ben de şu anda o program var. Tabii açıkken programı kuramam. Programı açıkken kuramadığım için kapatıyorum programı. Geliyorum, indirdiğim dosyayı çalıştırıyorum. Çalıştır diyorum. Türkçe versiyonunu mu kuracaksın? Evet. Okey diyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Program kurulumları basittir. İleri, kabul ediyorum. İleri, ileri. Masa üstüne de bir tane kısa yol oluştursun diyorum. Create shortcut on desktop. Kur diyorum. Arkama yaslanıyorum. Program kurmaya başladık. Küçük bir program olduğu için çabuk kuracak. Dolayısıyla kurulum hemen bitiyor zaten 5-10 saniye içinde. Bittikten sonra Notepad++ versiyon 6.3.1 programını çalıştır check atmış. Ben de check atıp bitir diyorum. Hemen programı açıyor karşınıza. Bakın program açıldı. Bu programda yapacağınız şey şunları kapatabilirsiniz. Boş bir sayfa açıp ki şu anda olduğu gibi HTML'i yazmaya başlayabilirsiniz. Kodlarınızı yazıp ne yapacaksınız? Dosyadan farklı kaydet deyip hangi klasöre kaydedeceksiniz gelip dosyanın kayıt türünü direkt HTML yapabiliyorsunuz. Örnek deyip kaydediyorum. Kaydı yaptığınızda HTML olarak kaydettiğinizde program kodlarınızı renklendirmeye başlıyor.